Günaydın. Yeni videoya hoş geldiniz. Bugün Lüleburgaz'a gidiyorum. Orada bir 4 mekanım var çekim için. İlk mekan saat 1'di ama erken çıktım çünkü Alpşan İrlanda'ya dil eğitimine gidecek. Benim de bir arkadaşım vardı üniversiteden, Caner. O da Burgaz'daki arkadaşına yönlendirdi. Arkadaşının şirketine. Şimdi oraya gidip bir teslim yapmam lazım. Bir oraya uğrayacağım. Orayı da gösteririm size. Eğer böyle yurt dışında dil eğitimi vesaire okul gibi düşünceleriniz varsa ve Lüleburgaz'da işte baba eskideyseniz orasıyla görüşebilirsiniz. Daha önce şu Beylik mezeline çekime gelmiştim. Gerçekten çok çok lezzetli mezeleri var. Burayı öneriyorum. Burası Büklüm Caddesi, 9 numara geçiyor. Bir arka sokağında da Ömer Kasap et var. Bayağı büyük bir restoran. Ömer Kasap et restoranda gerçekten çok lezzetli görünüyordu ama tabi diyette olduğum ve sabah ve akşam yemek yediğim için ikram etmelerine rağmen reddettim. Ama böyle antrikot falan pişirdiler yani. Ve çok belki 20 dakika, yarım saat içinde hallettik. Hemen hazırladılar bütün ürünleri. Öyle, şimdi bundan sonraki restoranım iptal oldu. Son restoran, daha önce çekime gittiğim bir pastaneydi. Buraya yürüme mesafesi. Oraya doğru yürüyorum. Müsaitlerse oradaki çekimi yaparız. Sonra da diğer restorana geçelim. Sonra da zaten Tobeski'ye dönelim. Burada çok hızlı getirdikleri için ürünleri çekmeyi unuttum yine size. Çünkü bir yandan işte fotoğraf çekiyorum, bir yandan ürünlerin isimlerini not ediyorum derken kaldı. Pastaneyi aradım. Bazı ürünleri de henüz çıkmamış. O yüzden bir sonraki mekana yazdım. Orası da olur. Gelebilirsiniz dedi. Şimdi oraya gidiyorum. Zaten iki mekan yürüme mesafesi. Zaten Burgaz'dayız. Her yer aslında yürüme mesafesi. Yani tabii yine İlk restorandan orası 20 dakika falandı. Yavaş yavaş yürüyorum, acelem yok. Biraz da acıktım. Ara öğünümü yapmam lazım ama bir yere de oturmam gerekiyor. Yanıma muz almıştım. Böyle tam yanımda bir de badem var. Belki şey alırım, yoğurt alırım. Market görürsem yol üstünde. Badem yerine yoğurt yersem daha iyi olacak çünkü. Şimdi ben pastaneden çıktım. Annem yazmış ki karaözüm varsa 30-35 liraya alıver diye. Şurada Lüleburgaz pazarına uğradım ama yoktu karaözüm. Buraya kadar gelmişken de tabii otogar tam karşıda. Karşıya geçmeden şu daha önce Burgaz'dayken uğradığım Day şeyine gireyim dedim. Dükkanına bir dolaşayım dedim. Buraya kadar gelmişken. Oradan da otogar, oradan da Babeski. Evet, buradan birkaç bir şey aldım. Eve gidince göstereyim bunları. İşte
şarjım bitmişti. Telefonu direkt şarja taktım. Sonra fotoğrafları falan yükledim. Yemek yedim falan. Şimdi geldim. Biraz yatışa geçip dinleneceğim. Şu lavabo süzgecinden aldım. Lavabo tıkanmasın diye. 20 liraydı. Şu askıdan aldım. Banyoya yeni bir raf almıştık. Onu hala asamadım bu arada banyoya. Ona da böyle şu içine tellerin olduğu kısma şuraya geçirip şurayı böyle aşağı doğru sarkıtıp oraya da lifleri asmak istiyorum. Bu da 15 liraydı. Bir de suya dayanıklı marker kalem seti aldım. Bu 140 liraydı. Bununla motivasyon sulu yapacağım kendime inşallah en yakın zamanda. Bugün de böyle bir gün oldu. Bu videoyu yarın da devam ettirmeye karar verdim. Yarın Çorlu'ya gidiyorum. O yüzden yarın görüşürüz. Günaydın. Yeni bir gün. Şu anda Çorlu'dayım. İlk mekanımız bu Metropol AVM diyor. Starbucks. Onun karşı caddesinde Migros var. Migros böyle sağda kalıyor. Mekan solda kalıyor yani. Let's Fried Chicken. Durağı kaçırdığım için bir sonraki duraktan yürüdüm. Ve 2 dakika falan çok sürmedi. İlk mekanla başlıyoruz. Saat 11 gibi açıyorlardı dükkanı. O yüzden 11.30 demiştik. Şu anda da saat tam 11.30. Gerçi çok akmaz ama gözükecek şekilde mi? Hepsi gözükecek şekilde mi kapatayım? Yani tam üstüne kapatabilirsiniz. Şöyle bir üstüne sos biraz... Sosu evet. Ekmeğe mi döküyorsunuz? Yok. Bu şekilde, aynı bu şekilde. Ha. Bunu tamamen gördüğünüz şekilde çıkıyor. Diğerinde en üstüne mi koyayım? Aynen, şöyle dikle koyabilirsiniz. Güzel seviyorsan. Bence güzel. İlk restoran biraz uzun sürdü. Saatin zamanın farkına varmamışım. Şu ekranı da yaptırmam lazım. şimdi koştura koştura ikinci mekana geldim. Şu an programın 1 saat falan gerisindeyim. Ama zaten üçüncü mekanım iptal edecek gibi duruyor. Daha tam karar veremedi. 4 mekanda. Evet, üçüncü mekan konum attı. Yani gideceğim. Bakalım hayırlısı. Şu anda da Samsat Çiğ Köfte kafedeyiz. Evet, çiğ köfteciyi yarım saatte hızlıca hallettim. Şu an saat 2.30. 2.30'da diğer restoranda olmam gerekiyordu ama ona 3 gibi muhtemelen varırım diye düşünüyorum. Şimdi yine otobüse bineceğim. Yani çok gecikme olmadı. Bir yarım saat kadar gecikme oldu. Ben 1 saat falan gecikirim diyordum ama öyle olmadı. Ara öğünümü de yapamadım bu arada. Şimdi oraya geçince hamburgerci zaten.
Orada muzumu, galetamı yerim. Son mekana geçerken fırsat bulursam Aktivya yoğurt alırım. Oralarda varsa market. Yoksa artık yapacak bir şey yok. En ana caddeye çıkmam gerekiyormuş. O yüzden muzumu yiyorum arkadaşlar. Dönerken dikkat et. Bu arkayı satılıyor. Aa, daire. Daire yapacaklar burayı. Evet. En son ikinci restoranda falan bıraktım galiba. Sonra koştur koştur üçüncü restoranı yaptım. Oradan koştur koştur dördüncü restorana geçtim. Ve 6:30 otobüsüyle geldim Çorlu'dan. Yemek yedim, fotoğraflar attım, üstümü değiştim falan derken yeni oturuyorum şu anda. Üçüncü mekan çok uzun sürmedi aslında. 4 gibi işim bitti. Sonra caddeye çıktım otobüs için. Yani ben Çorlu'daki kadar durakların ve otobüs güzergahlarının saçmalığını hiçbir yerde görmedim açıkçası. Caddeye gittim. Otobüs bekliyorum. Otobüs geldi. Benim durduğum durakta durmuyormuş da 50 metre bile yoktur yani. Öteki durakta duruyormuş. Yani her otobüs her durakta durmuyor Çorlu'da. Kimisinde duruyor, kimisinde durmuyor. Sonra ötekine koştuk yetişmeye çalışayım derken adam beklemedi gitti. Ben dedim ki bir 15-20 dakika daha otobüsün geleceğini bekleyeceğime. Şu aradan yoldan yürüyeyim 15 dakika, aşağıdaki caddeye geçeyim. Zaten o otobüse binsem bile aktarma başka otobüse binecektim. Neyse yürüdüm, indim. O sırada diyetisyenle görüşmem vardı. Onunla görüştük derken kapatmadan 2 dakika önce falan benim bineceğim otobüs geldi. Kaçtı, binemedim konuşuyorum diye. Sonra dedim neyse bir 15 dakika sonra yine vardır. Meğerse yarım saat sonra varmış. Bekle yok. Sonra baktım saate geç geliyor. Dolmuşlar durmuyor. Doluluk tam böyle saat 4:30-5 arası. Bütün dolmuşlar dolu. Durmuyorlar yani yer yok çünkü inecek. Neyse en sonunda 5'i 10 geçe mi çeyrek geçe mi ne otobüs geldi bindim. Yani işim 4'te bitmişti 3. restoranda. Sonra 4. restorana geçtim. Orası zaten uzun sürmedi. Bir yarım saat falan sürdü baklavacı olduğu için. Sonra tekrar otobüse bindim. Otolara geldim. 6'ya 10 geçe falan otolardaydım. Sonra işte Babeskides. Bugün de böyle geçti yani. Artık şu arkadaki dağınıklığa bakmayın. Dolabım olmadığı için burada çekyat kullanıyorum. Neyse, bu da böyle bir vlog oldu. Bugün de böyle geçti. Dünle birlikte. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim lütfen. Abone olup beğenmeyi unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.